aslında yürüyüş insanlığın ve insanın doğasına en uygun spor. Yaşlı da olsa, genç de olsa, sağlıklı da olsa, engelli de olsa, kim olursa olsun yürüyüş insanın yaratılışında, yaratılışı gereği en doğal, en gerekli spor. Çünkü farkındaysanız her doğada canlının bir hareket kabiliyeti var. Ama insanların hareket kabiliyetinde öncelikle yürüyüş üzerine beyinden tırnaklara kadar, baştan tırnaklara kadar öyle organize edilmiş. Değerli katılımcılar, burada olan değerli arkadaşlarım, dünyada artık çok uzun ve sağlıklı yaşamayı herkes istiyor. Eskiden insanlar tereyağı yerdi, bol beslenirdi derler ama eski insanlar sabahtan akşama kadar bedenen çalışırdı. Ama devrimizde teknolojinin bize sağladığı imkanlar, modern çağın sağladığı imkanlar sayesinde maalesef ki hareketsizliğe de sebep oldu. Bugün asansörler, yürüyen merdivenler, otomobiller bütün zamanı ve mekanı kısalttı. Şöyle bir insanlık tarihinde en önemli inovasyon nedir derseniz tekerlektir. Tekerleğin icadı zamanları ve mekanları kısalttı. Ama tekerleğin icadından sonra şu an mevcut olan otomobiller, arabalar, çeşitli iletişim, ulaşım araçları bizi hareketsizliğe doğru yönlendirdi. Maalesef ki bu hareketsizlik bakıyorsunuz ki birçok şekilde çeşitli obeziteye, şişmanlığa sebep oluyor. Bugün sevgili gençler, değerli arkadaşlar, Avrupalıya bakıyorsunuz, o hava şartlarında, soğukta, yağmurda, karda, kışta demeden hep hareket ediyorlar. Ben bu sene İsveç'e, Stockholm'a gittiğim zaman İsveç Belediyesi, Stockholm Belediyesi'nin bir projesi vardı. Araçla il içerisine, daha doğrusu şehre girmeyi hemen hemen sıfıra indirmeyi teşebbüs ediyor, çalışıyorlardı. Şu an insanların araçla giden insan sayısı işlerine %30-35 civarındaymış. Amaçları %100'ü ya toplu ulaşımla ya ya bisikletle ve yaya göndermek üzerine projeler üretiyorlardı. Neden bunu yapıyorlar? Hem çevreyi korumak, hem trafik sorunu çözmek, hem de insanları obeziteden kurtarıp sağlıklı hale getirmek için uğraşıyorlar. Ama bizde maalesef orta yaş ve yaşlı grubu bir tarafa, gençler bile sabahtan akşama kadar internetin başında, televizyonun başında hareketsiz bir şekilde yaşamayı bir artık yaşantı şekline getirdik. Bugün bakanlığımızın başlatmış olduğu, Sağlık Bakanlığımızın başlatmış olduğu obeziteyle mücadele çerçevesinde insanlarımızı, her kesimde insanlarımızı harekete teşvik etmek, duyarlı sağlamak. Burada belki çok az insanımızla bu hareketi başlatıyoruz. Ama basınımız, medyamız, bütün iletişim araçlarımızda biz insanlarımızın hepsini harekete davet ediyoruz. Bu devlet için, millet için değil, kendiniz için gerekli olan bir çalışma. Hareketi başladığımız zaman, insanoğlu günde yarım saat yürüdüğü zaman en azından hem kardiyovasküler sistemi iyi çalıştığı gibi beyne giden kanın düzenli çalışması, başta kanser ve birçok hastalıkları önlediği gibi insanların mutluluk hormonunu, serotonin hormonunu da çalıştırıyor. Yarım saat yürüyen insanda serotonin hormonu, endorfin hormonu salgılanarak mutluluğa da sebep oluyor. Yani psikolojik sebebi de, bunalımları da önlemenin yolu arkadaşlar hareket. En az günde yarım saat yürüyüş. Bu yürüyüş hem sağlığa, hem bedensel, hem ruhsal sağlığa da önemli. İnşallah bunu bundan sonra düzenli hale getirir. Her hafta muhakkak surette bu çalışmaya başlatırız. Ve sizleri bugün ve bundan sonraki günlere sağlıklı yaşam yürüyüşüne davet ediyorum. Projemiz hayırlı olsun diyorum. Sizlere uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum. Thank you.
Zufiyem için güleceğim. Tamam yeter abi. Ya oh. Nasıl öne geldik? Vay, 50 metre kestirme geldi. Bak gördüm. Evet, buyurun. Elma mı çıkarmış? Hadi bak. Alalım bir elma. Hak ettik biz elmamızı. Bundan sonra haftada bir elma yürüyüşü. Evet. Logosu elma efendim. He? Buna elma. Bundan sonra haftada bir mi verecek? Güzel. Gel al. Haftada bir elma yürüyüşü. Mustafa, iyi çek. Sen aldın. Tamamdır.